Ya müthiş. Sevgili Boğaç'a teşekkür ediyoruz. Artık bizlerle beraber her hafta böyle bir şeyler hazırlayacak. Valla o uyumuş da yani oturmuş da ya. Ne diyorsun? Şu anda bu var mı YouTube'da? Nasıl? Şu anda bu var mı YouTube'da? Valla YouTube'a şu anda herhalde bir yükler. Bence de. Lütfen yükleyin. Biz yüklemedik ama YouTube'a yüklerler. Hadiseyle hemen devam ediyorum. Ablacığım istersen arkanı dön otur. Güzel bir şey duyarsan dönersin bize en azından. Bir sohbet ederiz. Nasıl gidiyor yarışma anlat. Çok güzel gidiyor. Çok içime sinen bir yarışma oldu. Hakikaten kendimi orada Hadise gibi hissediyorum. O jüri koltuğunda zaten 4 jüri üyelerden bir tanesiyim. Evet. Sahnedeki Hadise değil. Orada insanların kilolarına, kıyafetlerine, boylarına falan bakmıyoruz. Sadece seslerini dinliyoruz. Evet. Bu yüzden çok kaliteli bir program. Çok mutluyum orada olduğum evet, için. Evet, yani bir de aslında Acun'dan da teklif gelince Acun'un teklifleri geri çevrilmeyen tekliflerdir. Çünkü sonunda başına iyi bir şey geleceğini bilirsin yani. Ya nihayet. Acun hakikaten bu işte çok başarılı. Evet, çok doğru kesinlikle. Formatlar getiriyor Türkiye'ye ve Türkiye böyle yani böyle bir ihtiyaç vardı bence. Çok başarılı bir program. İnşallah devamı da gelir. Sahnede olmak mı yoksa jüri olmak mı? Yani şarkı söylemek mi yoksa jüri olmak mı? Sahnede olmak. Sahnede olmak. Evet. Jüri olmanın nesi sıkıntılı geliyor ya, sana? Şöyle bir şey var. Orada otururken seslerden dolayı duygulanabiliyorum. Hmm. Orada gözlerim doluyor. İnsanların hikayeleri beni etkiliyor. Murat'la, Hülya'yla, Mustafa'yla tartışıyoruz. Yani orada kimliğini saklayamıyorsun. Doğru. Sahnede şarkılarımla, danslarımla. Güzel. Hadiseyi biraz yani... Kimliğimi arka planda bırakıp biz ne yapalım? Ben her hafta her hafta 16 senedir çıkıp her hafta sonu insanlara kendimizi sınattırıyoruz ama burada. Çok zor. İlla bir şey ya. Yani zor gerçekten evet. De. Yani... Şarkı söylerken şarkıyı söyle. Bittiği zaman da başka bir şarkıya geç gibi durum var. Arada konuşmak istemezsen konuşmazsın. Evet. Ama bak enteresan bir şey evet. Söylüyor. Orada konuşmak zorundasın. Yani orada bence doğal olmak çok önemli. Çünkü insanlar benim tabii ki de sahnedeki duruşumu, şarkılarımı, klipleri falan biliyorlar. Ama beni bu şekilde hiç görmediler. Ve çok güzel oldu ya. Yani peki Hadise'yi o koltukta, jüri koltuğunda görüp de sohbetini de tadanlar... memnunlar mı değiller mi? Şöyle çok ufak bir şey alalım. Evet. Teşekkürler. Peki. Çok sağ olun. Ya neyse bunu sormayayım. Jüri koltuğuna mı yakışıyor sahneye mi diye sormayayım. Sahneye tabii ki her zaman daha fazla yakışıyor. Hiç insanların tabii seslerinden duyuyorsun ama kilosu, boyu, posu falan filan dediğin gibi onları düşünmeden dönüyorsun. Aynen sadece ses. Sadece peki ses. Döndüğün zaman baktın tipe de baktın. Yani fizik de önemli. O zaman bir şey düşünüyor musun? Yani aklına bir şey geliyor mu? Ben düşünmüyorum çünkü bence sanat sesle başlıyor. Harika. Sesle başlıyor. Ondan sonra zaten yani kilo vermesi gerekiyorsa eğer verir isterse ama her şey sesle başlıyor. Ondan sonra sahne performansınız, ondan sonra fiziğiniz bence. Çünkü çok güzel olabilirsin ama sesin kötüyse sanatçı olma yani. Olamazsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.